Düğün telaşı bitip konakta yaşam günlük sessizliğine dönünce ben de içine düştüğüm tuhaf öyküyü düşünmeye başladım. Hiç tanımadığım bir aileye dünyanın öbür ucundan gelip damdan düşer gibi girmiştim. Beni büyük bir sıcaklıkla içlerine almış gibiydiler ama nedense içimden bir ses bu evde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını, bu kalın taş duvarların arkasında garip sırlar olduğunu söylüyordu. Kocama duyduğum akıl almaz sevgi ve evdekilerin beni memnun etme çabaları sürekli aklımı dağıtsa da bir gün bu sırları bir bir çözmeye karar verdiğimi hatırlıyorum. Aman aman, bitemedi bu hediyeler 3 gündür. Aa, öyle demeyin, ben hediye almaya bayılırım. O zaman hediyenin büyüğünü almaya hazır ol. Hadi kızlar, siz şu eşyaları çabucak dolaplara asın. Sonra da sandığı buraya getirin bakalım. Ben de gelinime bu arada evi gezdireyim. Kız daha başını kaldırıp bir şeye bakamadı. Önce sandığı açsak, sonra evi gezsek? Önce şu yayıntı kalksın. Hem kız da gelsin. O gelmeden sandığı açarsak evi başımıza yıkar. Elinizi çabuk tutun hadi. Hiç görmediğiniz şey mi sanki? Hadi. Kız abla, nerede giyecek bu kadar şeyi gelin abla? Hiç işte. Ben onun yerinde olsam yarısını sana veririm. Giyinip kuşatıp Memo ile arabaya kurulup yemeğe gidersin. Aman o sığır önce çatal tutmayı öğrensin. Zeliçe'ye gelen öğretmen ona da ders veriversin abla. Bir şeyden haberi yok deyip duruyordun. Ha, kendi Avrupalarda Leyde okullarını bitirdi ya. Ne yapacak Cahil Memo'yu değil mi kız? Bu Zeynep'in odası. Belli oluyor. Kendisi gibi cıvıl cıvıl. Aslında bu evin tek neşesi o artık. Sen de neşe getireceksin hayatımıza inşallah. Hele sıra toruna bir gelsin. Burası Dilara'nın. Rahatsız etmeyelim. Belki uyuyordur. Bu da Seyhan'ın odası. Nasıl özlüyorum onu da. Hayırlısıyla o da okulunu bitirip bir gelse. Bak düğüne geldi sözüm ona. Yüzünü bile göremedim. Eski arkadaşlarıyla buluşunca koydunsa bul artık. Onun da bir an önce başını bağlamak lazım. İki kardeş birbirine hiç benzemez. Seymen ne kadar ağırbaşlıysa o da o kadar delişmendir. Seymen'in de sağ solu belli olmaz gerçi. Biliyorum. Burası da benim. Bu kapı sana her zaman açık olacaktır kızım. Sakın unutma. Çok teşekkür ederim her şey için. Gerçekten. Bana öyle iyi davrandınız ki başından beri. Her şey yapar topar oldu ama siz bir an bile... Sen benim oğlumu mutlu ettin. Seni tanıdığı günden beri hayata bağlı, neşeli, aslan gibi. Boşuna dememişler erkeği erkek yapan kadınıdır diye. Onun için ben sana teşekkür ederim. Bu da kocanın odası. Daha doğrusu çalışma odası. Daha gösterecek vakti olmamıştır tabii. Fırsatın varken gez dolaş. Aa, asmalı konak değil mi bu? Ay ne kadar güzel. Ya, yeni yaptırdım seymenimi. Bunu yapan tek bir usta kaldı. Seni bir gün çarşıya götüreyim de ustayla tanıştırayım. Çok ilgini çekecek. Hele kilimleri görsen. Burada el sanatları çok ileridir. Bayılacaksın. Siz de meraklıymışsınız resme değil mi? Meraklıydım. Bizden geçti artık. Bunlarla oyalanıyorum işte. Aman Seymen'in geleceği falan tutar, hadi çıkalım. Odasına girilmesinden pek hoşlanmıyor galiba. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Bu evde 2 kişinin odasına pasaportsuz girilmez kızım. Birisi Dilara'nın, birisi de kocanın. Aman aklında olsun. Açmadınız değil mi? Açmadık. İyi yetiştim.
Dur. Aa, kızım ne yapıyorsun? Şuna bak. Ayıp kızım. Bırakın canım, sıkışmış herhalde. Yengene sor. Güzel. Bak bunu kotmontuma dikeriz Bahar yenge. Bak getireyim, üstünde deneriz. Çok güzel ha. Anne güzel. Hadi getir.